Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Mahmanın Dünyası'ndan Fatma. Yine sizlere güzel bir taç yapımının videosunu paylaşacağım. Diğer videolarım gibi umarım bunu da beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bugün konseptimiz kırmızı, kırmızı şalımız, kırmızı rujumuz ve tabii ki bugüne yakışır bir taç yapalım dedik. Gördüğünüz gibi bu şahane tacı yapacağız sizlerle birlikte. Ben taç yapmayı çok seviyorum. Ne kadar çok seviyorum diyorum ya. Belki uzaktan size zor gözükebilir ama çok basit bir yöntemi var. Bunu sizlerle paylaşacağım birazdan. Çok cici bir taç. Kınalarda veya özel kırmızı abiye giydiğiniz böyle gördüğünüz gibi bütün kamyonlar, bütün minibüslerin hepsinin geçtiği bir güzergah üzerinde bir dükkanım var. Ayrıca dükkanım pasaj olduğu için, hele de şu anda yağmur yağıyor dışarıda. Bu yüzden de insanlar ne yapıyor? Pasajın içerisine girip telefon görüşmelerini, arkadaşlarıyla olan sohbetlerini, diğer esnafları rahatsız ediyor muyum diye hiç düşünmeden böyle kapımızın dibinde çok böyle yüksek sesle, Karadeniz insanı malum, böyle bağıra bağıra çok hoş sohbet yaptığını düşünerek sohbetlerini yapıyorlar ve bizim de bundan hoşlandığımızı düşünüyorlar. Nedense çok uzatmayalım bu videomuzu. Ama nasıl uzatmayalım? Şu sese bakar mısınız? Ah, tüm tofaşlar yok olsun. O zaman malzemelerimizden bahsetmek istiyorum size. Makara telimiz siyah olmalı. Ben siyah kullanacağım. Farklı renkte kullanmak isteyen kullanabilir. Ben bu kırmızı rengi seçtim. Bunun üzerine kullanacağımız bu boncuğumuz, damla boncuğumuz. Bunu yakın videoda göstereceğim size. Damla boncuk ve 6 milim kırmızı bonca ihtiyacımız var. Bunun haricinde başka hiçbir bonca ihtiyacımız yok. Tabii ki siyah makara telimiz ve kesici aletimiz, kıvırıcımız ya da keski mi deniliyor buna acaba? Buna ne denildiğini bilmiyorum. Bunu öğrenip sizlerle paylaşacağım. Materyaller gibi olmasın. Yine söyleyemedim. Materyal. Yok, bu sefer bunu yapmayacağım. Hayır. İşte bundan lazım bize. Hadi başlayalım o zaman. Ne diyoruz? Kırmızı candır, gerisi heyecandır. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, ben size neyi söylemeyi unuttum? Tabii ki tacımızı. Tacımız olmazsa tacımız da olmaz. Bu tacı almak için nerelere başvurabilirsiniz diye soracaksınız bana. Tek bir tane taç yapmayı düşünüyorsanız bunun için hediyelik eşya satan mağazalar var. Buralarda böyle ucuz taçlar satılıyor ya da tuhafiyelerden bulabilirsiniz. Ama tek satılmaz genelde böyle ya işte 20'li, 10'lu, 100'lü, 50'lik gibi. Buradan tedarik edebilirsiniz. Şimdi ben tacımı aldım. Garantili 3 dizi kadar ipimi dizdim. Şimdi tesettürlü bayanlarımız için genelde biraz böyle buradan başlarım. Çünkü onda duvamızı yaparken veya saçın kenarında çok hoş bir görüntü olmuyor. Ama açık bayanlarımız isterse buradan da başlayabilir. Ben şimdi buradan başlayacağım. Şöyle ipimi elimle tutuyorum. Sonra sarmaya başlıyorum. Onu sağlamlaştırıyorum. Sonra boncuğumu alıp üzerinden hiç böyle düğüm müğüm atmadan böyle geçiriyorum. Sonra bir tane de alıyorum. Şöyle tekrar geçiriyorum. Bu şekilde. Şimdi ben bunun üst tabanını böyle hızlı hızlı geçeceğim. 38 tane yapacağız. Hadi siz de başlayın. Evet, sonuncusunu yaptık. Şöyle bir kere sarıyorum sağlamlaştırmak için. Sonra şu en son arasından geçirdim. Burada bir üçlü yapacağız. Bir santim kadar yukarıdan bir tane vuruyoruz. Çok dibe inmeden hemen yanına böyle üçgen olacak bir şekilde yapıp çevir. Tekrar yanına üçgen yaptık. Sonra bunu buraya böyle sıkıştırıyoruz. Mesela yüksek yapmışım bakın. Şöyle. Arasından böyle geçiriyorum ki sağlam olsun. Şimdi hemen yan tarafa geçeceğim. Şöyle iki tanenin üzerinde iki tane yapmış oldum. Sonraki iki tanenin yani 4 ile 5. boncuğun arasından tekrar geçirdim. Onu da aynı boyda yapacağım. Şöyle
oldu. Tekrar şöyle geçirdim. Şimdi diğer ikisinin arasına geçtim. Bundan 3 tane yapacağım. Ya bu arada arkadan çalan kanun sesini duyuyorsunuzdur. Maalesef YouTube beni çok üzdü. Ya şarkılarımı kesiyor hep. Ben şarkı söyleyerek normalde açılış yapıyorum. Nostaljik şarkılar, eski şarkılar, 90'lar. Ben çok seviyorum bunları ama bunları kullanmama izin vermiyor. Şimdi iki tane olacak şekilde. Bunun bir boncuk daha yükseğinden. Bakın şöyle mesafe koyuyorum. Ben bunu siz de göz kararı anlayabilirsiniz. Önce kısa vurduğum yanına iki taneyi ekliyorum. Hemen yan yana, hiç onu tekrar şey vermeden. Şimdi iki tane daha ekleyeceğim hemen yanına. Çevirdim. Tekrar iki tane ekledim. Çok vurmayın burayı en sonunu özellikle. Çünkü eğer çok vurarsa, ah hele böyle de hiç yapmayın. Çok vurarsanız bu sefer teliniz kopar. Yani işiniz yarıda kalır. Ben koparmamaya çalışıyorum genelde. Şimdi tekrar aynısından diğer ikinin üzerine yapacağım. Ne diyordum işte, bu arada ben işte müzik dinleyemediğim için bu yüzden de deminden beri YouTube'da telifsiz müzik arıyorum. Normalde ben klarnet enstrümanını çok severim. Onun sesini mest olurum dinlerken. Çocukluğumdan beri yani hayalimdir klarnet almak. Aa çok güzel. Bak ben size bu anımı anlatmak isterim. Hepiniz bana biraz fazla güleceksiniz biliyorum ama biz 6 kardeşiz. Ben en küçüğüm 6 kardeşim ve aramızda da çok yaş farkı yok. Bu yüzden ablalarım ne öğreniyorsa kendi sınıf arkadaşlarımdan daha önce her şeyi öğreniyordum. Mesela flüt çalmak gibi. Flüt çalmayı ben ilkokulda başladım. Birinci sınıfta başladım öğrenmeye. Yani üçüncü sınıfta gidiyordum. O zamanlar güzgülleri meşhurdu, düşünün. Ben güzgüllerini çalmaya başladım. Sonra gül pembeyi çalmaya başladım. Bu arada 3 tane yaptık. Bu 4 tane olacak. Sonra gül pembeyi çalmaya başladım. İşte öğretmenlerimin dikkatini çekmeye başladı. Ders aralarında, ders sonlarında falan bana flütle şarkı falan çaldırıyorlardı. Sanırım kulağım biraz iyiydi çünkü ben duyduğum sesleri de hemen flüte dökmeye çalışıyordum. Döküyordum da. Hatta o sıralar Deli Yürek vardı. Onu çalıyordum. Sonra saman, biraz daha böyle profesyonelleşelim dedik. Ve Samanyolu çalmaya başladım. Sonrasında... Ay burada bir şey kaçırdım biraz. Dur bakalım. Bu arada 4 taneyi yaptık. Şimdi üçlüsünü yapacağız. Böyle biraz daha yüksekten alacağız. Neyse ben 4. sınıftan beri, yani bütün okul hayatım boyunca hep korodaydım. Flüt çalma müzik hocam çok sevdiği için bana bir gün dedi ki, ya Fatmacığım sen çok güzel klarnet çalarsın dedi. Klarnet nedir falan diye böyle düşünmeye başladım. Çünkü o zamanlar şimdiki gibi elimizde cep telefonu yok veya elimizde bilgisayar yok. Bizim zamanımızda biz ne öğreniyorsak kütüphanelerden öğreniyorduk. Ki hala çok severim. Ayrıca kütüphanecilik ödülüm bile vardır benim. Şimdiki gençlere çok çok şaşırıyorum. Çok da üzülüyorum tabii. Kütüphaneden bir haber yaşıyorlar. Sonrasında klarneti merak etmeye başladım. Sürekli öğretmenime soruyorum. Öğretmenim klarnet nedir, klarnet nedir diye falan. Sonra işte bana şey dedi. Dedi ki bu seneki koro gecesinde öğrenciler bizim enstrümanları çalacak. Klarneti olan bir öğrenci var. Ben onu getireceğim senin için işte bana. Bir dersinize. Ben de tabii çok mutlu oldum falan, işte klarnet gelecek diye. Sonra işte koro provasına gittik. Bana sürpriz yapmış öğretmenim. Getirdi klarnet çalan arkadaşı. İşte çantasından klarneti çıkalıyor. Böyle birleştiriyor parçaları falan. Ben tabii şaşırıyorum, bakıyorum. Ağzım açık, izliyorum. Öyle bizi çalmıştı. Hasretinle yandı gönlümü çalmıştı. Mest olmuştuk tabii. Sonra işte bana verdi. Ya düşünün ben de 4. sınıftayım yani. Küçücüğüm. İşte çal bakalım dedi. Ve ben elimi aldım. Üflemeye çalıştım. Defalarca üflemeye çalıştım ama olmadı. Yok yani asla çalamadım ve arkadaşlarım buna gülmeye başladı. Çok ağrıma gitmişti.
O zaman dedim ki bir gün büyüyeceğim, çalışacağım ve ilk maaşımla klarnet alacağım. Bu yemini ettim. Bu yeminimi bütün arkadaşlarım bilir. Şimdi reklamlara girelim çünkü tacımızı dönmemiz lazım. Şimdi ben ortaya hafif yaklaştığımı hissediyorum ama yine de ben buradan sayacağım. Şöyle iki yandan sayıp ortayı bulmaya çalışacağım. Evet, pasajımızın önü yine dolmuş. Bu arada kar bekliyoruz ama kar yağmıyor. Evet, tam ortasına gelmişim. Şimdi tam ortası burası ama ben şöyle bir şey yapacağım. Biraz sıkıştıracağım burayı. Hemen şu kenara 4 taneli yapacağım. Ve bunu aynı boyda yapacağım. Ortasını yapmış olduk. Ortası eşit oldu. Şimdi aynı şekilde bakın geri gideceğiz. 2 tane üçlü yapacağım. 4 tane ikili yapacağım, 3 tane birli yapacağım. Ben bu arada üsttekileri saymıyorum. Orta yaptıklarımı saydığım için. Şimdi hemen 2 tane üçlü yapacağım. Tabii yıllar geçti. Ben o sıralar lise bitmiş. Ve babama yalvarıyorum. Ya ne olur baba yazın çalışayım, ne olur yazın çalışayım. Tabii tamamen aklımda klarnet var. Bu arada evet 4. sınıftan lise sona kadar hiçbir zaman aklımda çıkmadı o klarnet. Ben bir şey çok istedim mi alırım. Çok da iddialı olmayayım da yani. Çok istemem lazım. Gerçekten istedim. Belki de çocukluk hevesi çok baskın. Şimdi biraz daha büyüyünce, olgunlaşınca tabii isteklerimizin gerçekçiliğinin farkına varıyorum. Neyse işte bir mağazada çalışmaya başladım. Sonra işte maaşımı bekliyorum tabii dört gözle. İşte ilk maaş günüm geldi. Bu arada Trabzon'un merkezinde oturmuyorduk biz. O zamanlar Akçaabat'ta oturuyorduk. Akçaabat-Trabzon merkez arası 20-25 dakika dolmuşlar. Bizim de tabii eve giriş yasağımız akşam namazında klasik sonlandığı için o yüzden de benim tabii ki saat 7'de çıkıyordum. O zamanlar akşam namazı 8 gibi okunuyordu. Yani benim bir saat içinde Trabzon'a gidip gelmem lazımdı. Yani 10 dakikam vardı klarneti almam için. Merkezde de bir enstrümancı vardı. Sürekli her geçerken orada klarnetlere bakıp tabii böyle sanki ciğercinin dibinde oturmuş gibi böyle ona bakıp gözlerim dolu dolu hep ayrılırdım o enstrümancıdan. Neyse koşa koşa tabii hemen dolmuşa bindim. Doğru Trabzon'a gittim işte. Yaşlıda bir amca vardı. Tam kapatmak üzereydi. Böyle koştura. Amca işte ben klarnet istiyorum. Hemen onu sarar mısınız? Çok az vaktim var. Gitmem lazım falan. Adam şaşırdı böyle şoka uğradı. Ne oluyor falan gibi. Ya hala hatırlayınca moralim çok bozuluyor. Sonra adam tamam kızım falan dedi. Neyse paketledi. İşte ben çantamdan paraları çıkarıyorum. Ne kadardı bu arada dedim. Her şey olmuş bitmişken. Bana dedi ki amca 450 TL. 450 TL ve ben o an işte büyük yıkımı yaşadım. Çünkü benim ilk maaşım 250 TL'ydi. O kadar büyük bir para geliyordu ki bana o zamanlar. Yani babanızın verdiği harçlığın yanında 250 TL. Bu sizin paranız ya, babanın verdiği haçlık bile kendi paran sayılmıyordu. Sanki babam verdi ona göre harcayacaksın gibi düşünüyordu. Çalışmışsın, didinmişsin, bir ay boyunca bir sürü insanlarla muhatap olmuşsun. Bir bakıyorsun ki 250 TL'm var, bu sadece senin. Ben onu duyduktan sonra tabii gözümden şıpır şıpır yaşlar akmaya başladı. Kusura bakmayın dedim. Oradan nasıl çıktım hiç hatırlamıyorum. O amcaya nasıl tepki verdim, nasıl çıktım hiç bilmiyorum. Ama amcayla hiç kötü bir anım yoktu. Sağ olsun. Sonra oradan çok ağlaya ağlaya dolmuş bir ana gittiğimi hatırlıyorum. Ağlaya ağlaya eve girip bildiğiniz Yeşilçam karakteri gibi yatağın üstüne atıp kendimi üstüne ağlayıp ablamlarda ne oldu diye sorduğumda çantamdan paraları çıkarıp böyle yere fırlatmıştım. O günden beri paradan nefret ederim dermiş. O gün hiç unutmuyorum. Neyse ablalarım falan şey yapmıyor, teselli etmeye başladı beni. İşte alırsın bir dahaki maaşın harcama işte falan dediler işte. Ben de onu işte dolapta kıyafetlerimin altına koydum. Ama hiç parayı harcamıyorum. Kesinlikle kuruşuna dokunmuyorum. İşte ikinci ayı bekliyorum dört gözle. İkinci ay gelince alacağım zaten. Ama maalesef
Ablalarımın bir arkadaşı vardı. Bir gün oturuyoruz. İşte klarnet. Bu arada bütün ablalarım falan arkadaşlarına bunu anlatıp benimle dalga geçiyorlardı bir güzel. Gülmek için muhabbet yapıyorlardı. O zamanlar çok kızıyordum onlara ama şu anda aynı muhabbeti ben kendim yapıyorum. Yani bu kadar komik bir halde olduğumu bilmiyordum tabii, onlar daha olgun oldukları için benden farkındaydılar durumu. Bana şey dedi arkadaşı, ya Fatmacığım, bir de öğretmendi, çok da severim. Fatmacığım dedi, o kadar parayı yani klarnete vereceksin. Tamam, klarnet çok güzel bir şey ama hani çalamayacaksın. Sonuçta hani küçük yerde yaşıyoruz. Burada insanlar laf edecek, sesinden rahatsız olacak. Onu her an, her dakika kullanmayacaksın. Mesleğin olsa neyse ama yani zevk içinde 450 TL. Hani bir çocuğu baştan aşağı böyle kıyafetlerini giydirsen, okul masraflarını gidersen, ya çok daha büyük, böyle çok çok büyük bir sevap kazanırdın. O mutluluk bence sana yeterli dedi. Evet, beni böyle damardan vurdu. Bana çocuğu sevindirmek, işte şunu yapmak, bunu yapmak falan gözümde canlanan, işte o kimsesizlerdi, şuydu buydu, bayağı beni acındırdılar. Bütün hepsi birlikte üzerime geldiler. O yüzden de ben vazgeçtim hayalimden. Sonra dedim ki bir gün çok para kazanacağım. Böyle diye diye benim bütün her şeyim yarım kalmıştır hayatta. Buradan da anladığınız gibi bir hedefim oluyor. O hedefime ulaşmak için her şeyi yapıyorum ama sonunda yarım kalıyor. Tam yaklaştım diye sevinirken her şey yarıda kalıyor. Olsun, demek ki onlar benim için hayırlı değildi. Öyle düşünmek lazım. Evet, stajımızın birinci bölümünü bitirdik. Şimdi sıra bu uzun damla boncuklarımızı yerleştirmekte. Şimdi ben damla boncuklarımı yerleştireyim. Sonra hemen anlatımla size başlayacağım. Bakın şuradan da keseyim. Sonra tekrar ben buraya bağlayacağım. Niye kandırıyorsun beni? Aha. Hani nerede kar yağıyor? Ama ara ara kar yağıyor. Öyle mi? Yukarı bak. Şu tarafa. Sol tarafa bak, karşıya. Karşıdan nasıl anlayacağım? Yok. Oradan doğru. Evet. Allah'a diledim. Oldu. Evet, bu arada gördüğünüz gibi bugün akşama kadar kar yağacak. Kar yağdı mı? Neden kar yağmadı diye sürekli dışarı çıkıp durdum. Ve bütün esnaf da burada zaten beni kaldırıp durdu. Kar yağıyor, gel diye sürekli koştum. O sırada boncuklarımı dizerken yine çaycımız beni kandırıyor zannettim. Ama bir baktım ki kar yağıyormuş. Bu videoyu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet, gördüğünüz gibi öncelikle ipimi yerleştirdim. Sonrasında ise... şimdi bunlar böyle ayrık ayrık durmasın diye, sıkışık dursun diye ipimizi yerleştirdik. Şimdi şöyle geliyorum, şu küçük sıramın şu bir tanesine doluyorum ipimi. Doladıktan sonra damla boncuğumu alacağım şimdi. Damla boncuk yapmak biraz meziyetli bir iş. Bunu hemen göstereceğim size. Şimdi ben hemen bu arada olmasını istediğim için böyle yakın mesafeden yapacağım. Hemen şu boncukla eşdeğer. Şöyle iki elimle burayı sıkıştırıyorum tam dibine. Sonra şöyle döndürüyorum bir kez. Ve bir kez daha değil. İki kez döndürüyorum. İki kez döndürdükten sonra hemen ipi hiç böyle bozmamam lazım. Üstünden doluyorum. Sonra böyle onu buraya şöyle yaptım. Hemen bozulmasın diye de diğer boncuğa dolayarak aradan geçirdim. Evet. Böyle yapmamın sebebi damla boncuğun deliği dibinde olduğu için, en ucunda olduğu için böyle boşta kalıyor. Yani şuradan göstereyim hatta. Bakın boncuklar böyle sallanıyor ucunda. O yüzden bu görüntü olsun istemiyorum. Çünkü tacımız dik duracak. İlk bir görüntü yapmamız gerekiyor. Şimdi tekrar ikinciye dönüyorum. Altından geçirip diğerinden geçirdim. Alıyorum damla boncuğumu. İki elimi de kullanmam gerekiyor. Sabit tutuyorum. İki kez döndürüyorum.
böyle aralara serpiştireceğim ben bu damla boncukları. Kar yağmadı Fatma. Kar suda nasıl oynayacağız? Kar ya durdu mu? Var bir şey yok. Hadi ya. Sevgili oldu. Az önce yağdı. Görüyor kar arayı ben. Hani kardan nasıl yağdı? Hani oradan yağ ya. Buraya yağıyor. Az önce yağdı. Gittim dışarı. Çektim onu bayağı. Şimdi yok. Ben görmedim daha nereden. Benim işim var. Çıkamadım. Bu gece yağacak dedi. Dur bakalım. İnşallah. Bekleyeceğiz. Bir kar ölemse onu sonra. Ay sorma ya. Kaybolsun. Vallahi ya. Ay olsun. Hadi iyi akşamlar. Hadi akşamlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi çok güzel bir taç yaptım sizlere. İnanıyorum ki siz de videomu izleyerek bu tacı kendi başınıza yapabileceksiniz. Kınalar için çok ideal bir taçtır. Ya da kırmızı prenseslerimiz için de çok ideal bir taçtır. Bu arada videonun başında söylemeyi unuttum. Bugün makyajım için yorum yaparsanız çok sevineceğim. En yakın zamanda kesinlikle botoks yaptırmayı düşünüyorum. Muhteşem bir şeymiş. Kenardan bantlarla tutuşturdum da bu arada nasıl olmuş makyajım diye bilmiyorum. Siz yorum yaparsanız mutlu olurum. Ben çok beğendim. Makyaj yapmayı da çok seviyorum zaten. Umarım videomu her haliyle beni de her haliyle sevdiyseniz çok sevinirim. O zaman ne yapıyoruz, ne diyoruz? Videomu beğendiyseniz beğenmeye, kanalıma abone ol ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve mutlu kalın. Güzel. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement and I'm reading it slow so I can understand.